Aynasız Haluk filminin yapımcılığını üstlenen ve başrolünde yer alan Tolgahan Sayışman, 40 programına konuk oldu. Eşi Almeda Sayışman ile arasındaki kıskançlık konusuna açıklık getiren oyuncu, 2010 ila 2014 yılları arasında rol aldığı Lale Devri dizisinde Hatice Aslan'la yaşadığı ve rol arkadaşının açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen tartışma hakkında ilk kez konuştu. Blue TV'de yayınlanan 40'ın sunucusu Cansu Canan Özge'nin Tolgahan Sayışman babasından neler gördü sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Tolgahan Sayışman, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay. Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi. Efe annesine gittiğinde bile kıskanıyorum. 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017 yılında nikah masasına oturan, iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, "Eşiniz kıskanç mı?" sorusuna, "Almeda'yı kızdırmak o kadar güzel ki, size kızdığı zaman çok sevimli oluyor. Sinirlenip tribe bağladığında bana çok sevimli ve komik geliyor. Bu konu da onun çok sinirlendiği konulardan. Haber doğru değil. Sahneden dolayı ayrılık yaşamadık. Adı kıskanca çıktı ama çok anlayışlıdır. Ben daha kıskancım, her şeyi kıskanırım. Sevdiğim insanı kıskanırım. Efe annesine gittiği zaman bile benim beynimde bir yerler yanmaya başlıyor. Anne diyor, niye baba demiyorsun lan, diyesim geliyor, önce baba diyeceksin. Bende öyle bir durum var, sevdiğimi paylaşamıyor." 20 yaşındaki Tolga'yı düşünsene, adam kıskançlık dozajı yok, öfke kontrolü yok. "O dönemde yanımdaki insanlar sıkıntılar çekmiş olabilirler" yanıtın, "Eskiden öfke kontrolü olmayan bir ADAMDM, bir dönemin çok konuşulan dizisi Lale Devri'nde 4 sezon boyunca Çınar karakterine hayat veren Sayışman'a, rol arkadaşı Hatice Aslan'la yaşadığı tartışma sonrası itme ve darp iddiası üzerine "kendimden eminim, isterse bu konuda mahkemeye gidebilir" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı. Oyuncu, haberlere de konu olan gerilim hakkında şu ifadeleri kullandı: "O dönemi kafamda sildim, açıklamaları bile hatırlamıyorum. Geçenlerde Hatice Hanım'la çok güzel bir şekilde tatlıya bağladık. O da konuyu doğru bir şekilde ifade etti. Benim konuşmam burada doğru olmaz. Öyle kalsın, orada tatsız bir dönem yaşandı, sonrasında biz o tatsız dönemi tatlıya bağladık. Yaşla beraber öfke kontrolüm var, eskiden biraz daha öfke kontrolü olmayan bir adamdım, onu itiraf edebilirim." Tolgahan Sayışman kalça estetiği yaptırdı mı? 2013 yılında hemoroid ve fıtık ameliyatı olan, hakkında kalça estetiği yaptırdığı haberleri çıkan 40 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de sadece ben hemoroid sıkıntısını yaşıyormuşum" gibi bir durum oluştu yıllar içerisinde. "Sağ olsun Beyaz'ın bana bıraktığı miras oldu. Beyaz Show tarihinin en çok izlenen 5 programdan birinde bu esprinin gündeme gelmesi benim şanssızlığım oldu. Beyaz bunun üzerine çok gittiği için, oradan bu tarzda espriler türedi. Gülüp geçtiğim şeyler bunlar, dert eden bir adam değilim." Kalça estetiği haberi de, "Fissür, hemoroid ve bel fıtığı operasyonları geçirdim. Mide rahatsızlığı nedeniyle mide operasyonu da, o operasyonları öyle yazmak yerine, o bölgede daha estetik bir ameliyat haline getirmek için yazdılar herhalde. Başlık enteresandı o zaman. 9 sene sonra katıldığım bir programda da soruluyor. Niye yaptırayım, bir erkek niye kalça estetiği yaptırsın? Yaptıracak bir sürü başka şey varken. Hiç estetik yaptırmadım. Estetiğe karşı bir adam değilim. Gerek görürsem niye yaptırmayayım?" şeklinde konuştu. "Kimseye GÜVNMMEKTE fayda var, Tolgahan Sayışman, hiç ihanete uğradınız mı?" sorusunu, "Kadın erkek ilişkisi olarak düşünmeyeceksek evet. Düşüncesel manada güvendiğim insanlar tarafından istemediğim şekilde bazı yaptırımlara maruz kaldım. İyi de oldu. 2 senedir çok ciddi bir ticaretin içindeyim, hala görüyorum aynı şeyi, son dönemde tanıştığım insanlar ahlaki değerlere çok fazla önem vermiyorlar, ne yazık ki. Kimseye güvenmemekte fayda var, iyi niyetlerin hep suistimal olduğunu görüyorum, ne kadar iyi niyetliyseniz o kadar suistimal ediliyorsunuz. Ben de iyi niyetli olmayı bıraktım algılanmasın, değil. Sadece başka önlemler aldım, güvenmiyorum, ikna olmak ve ispat edilmesini istiyorum bir insanın güven teşkil etmesi için. İnsanların bir lafıyla artık hareket etmiyorum" şeklinde cevap.